Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz yazılım müdürü Derya Apaydın Ak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 83 Sivas Kangal doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Sakarya'da tamamladım. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde %100 YÖK burslu olarak bilgisayar mühendisliğini tamamladım. Uzun yıllardır da bankacılık sektöründe yazılım alanında görev alıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki bu konuya ilginiz nasıl başladı? Bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Evet. Aslında biraz da aileden rol, örnek, model görerek diyebilirim. Ortaokul, üniversite, lise çağlarımda amcam bilgisayar mühendisliği okudu. Türkiye'nin ilk 5 bankasından birisinde işe başladı. Aslında bilgisayar mühendisliğinin nasıl bir iş yaptığını, nelere dokunduğunu ve kariyer yolunu gördüğüm için zaten lise zamanında bilgisayar mühendisliği yapmaya karar verdim. Aslında yazılım dünyası, ne iş yapıyor, çıktığı ürün, çıkarttığı ürünler, paralelde yaşam standartlarındaki değişimin de etkisiyle bilgisayar mühendisliğini seçtim. Sonra sektör hayatım başladı. Ne güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Tabii. Ben aslında uzun yıllardır bankacılık sektöründe hizmet veriyorum. Mezun olmadan önce part-time stajyer olarak büyük bir bankada başladım, yazılım mühendisi olarak. Sonrasında uzman yazılım mühendisi, kıdemli yazılım mühendisi, yazılım teknikliği, yazılım yöneticisi. 18 yıldır bankacılık sektöründeyim. Yaptığımız işin özetine gelince aslında operasyonel, pazarlama, risk analitiği alanlarında çözüm üreten uygulamalar geliştirmek gibi bakabiliriz. Bankacılık deyince biraz daha anlaşılabilir genel resimden bahsetmek istiyorum aslında. Tüm kullanıcıların kullandığı ATM, şube, internet bankacılığı, mobil uygulamaları düşündüğümüzde aslında bunların bir de arka planı var. Ne yapıyoruz günümüzde? İnternet bankacılığından kredi kullandırımı, havale, EFT gibi günlük hayatta kullandığımız maaş çekmeleri, talimat ödemeleri, fatura ödemeleri gibi bu uygulamaların aslında her bir biriminin ayrı bir birimi var bankacılık sektöründe, yazılım geliştirme birimi. Bunlara ait iş birimleri var ve pazarlama birimleri var. Kullanıcıların daha rahat işlem yapabilir, yerinden oynamadan aslında uzaktan user friendly dediğimiz uygulamalar geliştiriyoruz biz bankacılık sektöründe. Her geçen gün gelişen teknolojiyle aslında dijital kanalların önemi arttığı için bu yönde uygulamalar geliştiriyoruz diyebilirim. Ve pratik oluyor bunlar değil mi? User friendly diyorsunuz. Ne güzel. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran önde gelen özellikleriniz nelerdir? Evet. Ya ben bu mesleği seçtiğimden beri en önemli özelliğim disiplin, tutku diyebilirim. Yine dünyaya gelsem yine bilgisayar mühendisi olabilirim. Bunun en önemli noktası bir herhangi bir probleme çözüm bulduğumuzda aslında birçok kullanıcı etkileniyor. Yaptığınız çözüm tasarım ya da bir geliştirme, takımınızla yaptığınız bir ürün Türkiye'de dünya çapında milyonlarca kullanıcı evinden telefonuyla bu uygulamayı kullanabiliyor. Bu disiplin yenilikçi, güncel teknolojiyi takip etmeyi gerektiriyor. Mesleğini sevmek diyebilirim. Sevip her gün aynı, 18 yıl oldu, her gün aynı tutku ve heyecanla güne başlamak diyebilirim. Ne güzel, içsel bir motivasyon değil mi? Verimliliği arttıran bir özellik. Peki bilişim sektöründe kadın istihdamı hakkında neler söylersiniz? Evet. Ya aslında bağımsız sektörlerin yaptığı araştırmalarda dünya çapında IT sektöründe kadın çalışan yönetici rolünde kadın ortalaması %27'lerde. Bu %27'lik üst düzey yöneticiliği oranında kadınların yüzdesi %10. Türkiye'ye baktığımızda da %9 IT sektöründe maalesef. Yani IT sektörünü bir kenarda tutuyorum. Tüm sektörlerde kadın istihdamı noktasında biraz daha gelişime ihtiyacımız var. Oranımız bu yönde. Şimdi Türkiye'ye gelince özellikle burada bizim yapmamız gereken neden bu noktada oluyor diye düşündüğümde ben ister istemez kadınların özel yaşamında daha çok iş yükü olduğu düşüncesi, iş ve yaşam dengesini kurma noktada daha çok çaba göstermesi gerektiği düşüncesi bir ön yargı oluşturabiliyor. Ama aslında geneline baktığımızda kadınlar yaratılış itibari doğurgan, daha çok üretken, aynı anda birçok işi üretebilen, daha dikkatli, daha özenli, hatta anlatılmayanı anlayan yetkinliklere sahip. Bu özelliklere baktığımızda biraz da aslında teknoloji şirketlerinin, basının, aynı zamanda bu yolda IT sektöründe kariyer yapmış arkadaşlarımızın
kadın girişimcileri, teknoloji alanında başarı kazanmış kadınların yaptıkları başarıları anlatması gerekiyor. Bu ekosistemde aslında yaşadıkları zorlukları biraz gün yüzüne çıkararak kadın çalışanlarımızı cesaretlendirmek gerektiğine inanıyorum. Biraz pozitif ayrımcılık da yapılabilir. Tabii ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Ayrıca bu soruyu sorduğunuz için de özellikle teşekkür ediyorum. En azından bir nebze de olsa değinmiş olduk bu konuya. Kesinlikle. Umut ediyorum. Çok iyi yerlere gelecek kadın İnşallah. Gerçekten adaylarımız ve çalışanlarımız var. Kadınlar iş hayatında ne kadar aktif rol alırsa ülkemiz o kadar ileri Tabii gidecek. Tabii ki öyle. Ve birçok sorun da çözülecek. Çok Aynen önemli bir öyle. Konu. Peki işe alım süreciniz nasıl işliyor? Doğru adayı nasıl seçiyorsunuz? Evet. Aslında IT sektöründe en başta yaptığımız konu iş ihtiyacını belirlemek. Bir şirket neden iş ihtiyacı, işe alım sürecine giriyor? Bu şirketin büyüme hedeflerinden kaynaklı kadro sayısını büyütme hedefi olabilir. Ya da hakikaten işten ayrılan arkadaşların yerine dolduracak kadro ihtiyacı olabilir. Bu süreç şöyle işliyor. Hakikaten ihtiyacımız olarak olan kaynağın teknik yetkinliklerini belirliyoruz. Nasıl bir profile ihtiyacımız var? Teknik yetkinlik, bilgi seviyesi dışında soft skill noktasına giriyoruz. Nasıl soft skill'lere sahip olmalı bir aday? Üçüncü adımsa görev tanımını çok net bir şekilde belirliyoruz biz aslında. Yönetici ve üst düzey yöneticiler olarak. Bu belirlediğimiz seti insan kaynaklarına iletiyoruz. İnsan kaynaklarımız genelde tüm şirketlerde böyledir. Yaklaşık 7 bankada görev aldım 18 yıl boyunca. Büyük bir aday havuzu oluşturuyor. İlgili çalışan adayların arama yapıp ilk görüşmeleri yapıp aday havuzunu oluşturuyor. Aday havuzundan sonra ilk görüşmeler sonunda bir rapor hazırlıyorlar. Bu raporları bizler inceliyoruz. Oradan bir eliminasyon süreci yaşıyoruz. Ve görüştüğümüz adaylar da ilgili profilin ihtiyaçlarına göre gerek teknik case'ler, gerek kişisel envanter sınavları ya da assessment dediğimiz yapılar, teknik statiler, ihtiyaca göre dil sınavları yaparak belli kriterler sonunda karar veriyoruz. Bu bir yöntemimiz. Diğer bir yöntemimiz de... Yeterli mi bu aday? Aynen. Pozisyona uygun mu? Hakikaten ihtiyaç duyduğumuz profile yeterli mi? Diğer bir yöntem de aslında daha en baştan şirketin büyüme hedefiyle üniversitelerle aday mühendis programları düzenliyoruz. Birebir üniversitelere gidip şirketimizin vizyonunu, yaptığı işleri, iş bölümlerini anlatıp stajyer uygulaması yapıyoruz. Neyse. Staj dönemlerinde belli arkadaşları şirket bünyemize alıp 3 aylık, 5'er aylık staj döneminde birlikte çalışıyoruz. Test ediyorsunuz karşılıklı olarak. Aynen öyle. Test ediyorsunuz. Tabii aslında. Bunun avantajı bilgisayar mühendisleri, aday mühendisler için de çok önemli. Çünkü bilgisayar mühendisliği birazdan belki değiniriz. Sadece yazılım dünyasından ibaret değil, birçok alanda görev alabiliyorlar. Öğrenciler, mühendis adayları da o alanları tecrübe edip hakikaten sevdikleri, başarılı olabilecekleri bölüme yönlenebiliyorlar. Biz de yine kendimize uygun, aradığımız profile uygun adayları daha en başta seçip arada bir kurum bağlılığı da oluşturarak yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Peki bilişim sektöründe okullar neler veriyor ve özellikle şirketler bilişimciden neler bekliyor? Evet. Bilgisayar mühendisliği eğitiminde aslında birçok alanda farklı ders veriliyor eğitim olarak. Yani bunu algoritmalar, nesne yönelimli programlama, mikro işlemci, yapay zeka, yine bilgi güvenliği konularında, mühendislik hukuku, veri analitiği, yapay zeka, network ağlarla ilgili birçok alanda eğitim alıyor öğrenciler. Eğitimini bitirdikten sonra bilgisayar mühendisliğini ünvanlı hak kazanmış adaylardan şirketin beklentileri ise aslında birçok alanda eğitim aldıkları için hangi alanda kariyer yollarını çizecekse o alanda sürekli kendini geliştiren, yenileyen, işi sahiplenen, proaktif davranan, verilen işi yapmanın yanında o edindiği know-how'ı şirket içinde şeffaf dağılımını sağlayan, aynı zamanda şirkete de ne fayda sağlarım, kendimi geliştirirken ekip arkadaşlarımı nasıl geliştiririm gözüyle yaklaşan adaylar bekliyor aslında. Neyse, harika. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ben şirketimden bahsedeyim. Aslında ben 2006 yılında sektöre girdim. Bu yıla kadar birçok bankada in-house olarak görev aldım. Yazılım mühendisliği, yazılım teknik liderliği, yazılım müdürlüğü. Roofstex firmasına aslında 6 ay oldu başlayalı, öyle söyleyebilirim. Roofstex firması 2015 yılında kurulmuş. Fintech, Metaverse, AR, e-ticaret, Bitcoin, Blockchain gibi birçok alanda maksimum verim sağlayıp maliyeti minimuma düşürüp güncel teknolojiyi yakından takip etmeyi
aslında hedef haline getirmiş bir şirket. Roostex firması birçok alanda hizmet verdiği gibi aynı zamanda teknolojik gelişimleri yakından takip edip günlük iş ihtiyaçlarına çözüm bulmanın yanında geleceğe dair teknoloji inşa etme hedefinde. Biz şirketimiz olarak aslında şey yapıyoruz, geleceği inşa ediyoruz. Biz bir yazılım fabrikasıyız diye tabir ediyoruz kendimizi şirket olarak. Şirketimizin ana ofisi Gebze Bilişim Vadisi'nde. Bunun yanında Elazığ'da, Ankara'da, Antalya'da ofislerimiz var. 2020 yılında ABD'de, Austin'de bir ofis açtık. İlerleyen dönemde Hollanda ve Kanada'da ofis açma hedefimiz var. Roofstex firmasını bir çatı firma gibi düşünebilirsiniz. 4 birimden oluşuyor. Roof Money birimi benim görev aldığım birim. Daha yenilikçi, sürdürülebilir, güncel teknolojiyle geçmiş nesli bir arada tutacak teknolojiyi geliştirmeyi vaat ediyoruz. Biz fintech ürünlerinde bir yenilikçi teknolojiyle yaklaşıyoruz. 3 kamu bankası ile birlikte çalışıyoruz Roof Money birimi olarak aslında. Şirketlerle stratejik iş ortaklığı modeliyle çalışıyoruz. Hem mimari hem teknolojik dönüşüm hem de bankacılıkta kullanılabilecek kart modülü gibi ürünler geliştiriyoruz. Aynen. Bunları sunuyoruz. Roof Money birimi yanında Roofstex firmasının diğer bir çatısı da Roof Ticket birimi. Roof Ticket birimi deyince de aklımıza şey gelmedi aslında. Güvenli, yenilikçi, yine kullanıcı odaklı bir uygulama. B2B, B2C altyapısını oluşturarak Bilet Dükkanı isimli bir uygulama. Çok fazla sayıda acenteye sahip, aslında ulaşım, otel rezervasyon hizmeti veren bir uygulama gibi düşünebilirsiniz. Harika. Üçüncü birimimiz de Roof Games. Aslında sektördeki birçok firmaya teknolojiyi oyunlaştırarak çözümler sunuyor. Sanatın teknolojiyle buluşması gibi düşünebiliriz Roof Games birimimizi. Diğer bir birimimiz de Go Art Metaverse. Bunu da şöyle ifade ediyoruz biz, geçmiş zamana yönelik yolculuk, zamanda yolculuk diye tabir ettiğimiz şeyi GoArt aslında Har Holding grubu ile birlikte dünyada ilk gerçekleştirilen çok iddialı bir proje bu. GoArt Metaverse kendine has zamana uyumuyla, kendi has dünyasıyla dijital bir zaman makinesi gibi düşünebilirsiniz. Turizmin, teknolojinin aynı zamanda aslında bir araya gelimi düşünebilirsiniz. Metaverse dünyasında kendi avatarınızı, karakterinizi oluşturarak tarihi geziyorsunuz, tarihsel bir yolculuk yapıyorsunuz. Aynı zamanda tarihsel yolculuk yaparken Bitcoin, blockchain gibi teknolojiden yararlanarak o dünyayı yaşıyorsunuz. Harika. Böyle özetleyebilirim. Şirketimiz hedefleri bu yönde aslında. Harika. Verimi maksimize ederek maliyeti düşürmek, eski geleneksel teknolojiyle güncel teknolojiyi bir araya getirmek. Harika, çok tebrikler. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani aslında ben hep teknolojiden, bilgisayar mühendisliğinden bahsettim ama başarının Türkiye şartlarında her mühendisin, her sektördeki arkadaşın yapması gerekir. İşini severek, motive bir şekilde yaptığı sürece başarı kaçınılmaz. Yol açılıyor bu şekilde. Gerçekten aynı sektörde başarılı, hedefi olan, inovatif insanlarla bir araya geliyoruz. Ve çok başarılı işler yapabilecek yetkinliğe sahibiz. Kesinlikle. Derya Hanım, katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok mersi. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.